Merhabalar herkese. Bugün sizlerle çok sevdiğim iki oyuncunun bir karşılaşmasını paylaşmak istiyorum. 2011 yılındayız. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Rustam Kasımcanov ve Vishanat Özel bir maça çıkmışlar. Bu maç 4 oyundan oluşmuş ve rapid tempoda oynanmış. Maçın sonucunu da videonun sonunda söyleyeceğim. Unutursam da ilk yoruma sabitlerim kesinlikle. Bundan Emin olalım çünkü geçen videoda bir şey paylaşmayı unutmuşum. Onu yine yoruma sabitlemiştim. Baya bir arkadaştan da yorum geldi bu konuda. O yüzden bunu da hatırlatmış olayım. Tabi biraz oyunculardan bahsedecek olursak Vişanat 2011 yılında Dünya Satranç Şampiyonu Kasım Canov ise çok kuvvetli bir büyük usta. 2004 yılında FIDE Dünya Şampiyonluğu ünvanı var. Kendisinin ve Anandın E4 ile oyuna başlıyoruz. E5'in ardından at F3, at F6 ile Rus savunması veya Petro savunmasını tercih ediyor. Siyahlar at çarpı E5, D6 ile at kovuluyor F3'e ve at çarpı E4 ile piyon geri alınmış oldu. Burada genelde ustalar D4 hamlesini tercih ediyor ama anandın at C3 hamlesini görüyoruz ki yani tabii ki bu düzeydeki ustaların, dünya şampiyonluğu yaşamış ustaların açılış hazırlıkları, açılış ekipleri oluyor aslında. Onlarla böyle tartışıyorlar ekipleri onlara bazı açılışlar öneriyor, bazı yenilikler öneriyor. Bu yüzden at C3 oynamayı tercih etmiş diyebiliriz Anant. At çarpı C3 D çarpı C3'ten sonra beyazların rahat bir gelişimi ama bir tane dublesi var onu söyleyebilirim. File 7 ile devam ediyor siyahlar. File 3 gelişim hamlesinden sonra da at C6. İki tarafta hızlıca gelişimine bakıyor ve vezir D2'den sonra aslında sanki siyahların kısa rok atacağını, beyazların da uzun rok atacağını görüyor gibiyiz ki ters kanada atılan roklar ne kadar heyecanlandırıyor bizi. İki tarafında atak yaptığı böyle e, çok istediğimiz konumlar oluşuyor diyebilirim herhalde ki kısa rok ve uzun rok hamleleri şimdi oyuncular tarafından gelmiş. At E5 siyahlar e, Hemen de aslında atını merkeze oturtuyor ve taşları kırışmak istiyor. Nasıl kırışmak istiyor? At çarpı E5, D çarpı E5, mesela vezir D8, kale D8, kale D8, fil D8. Yani direkt neredeyse oyun sonuna geçmiş olacağız ve kale filfil, fil, kale filfil. Fil. Ya benim dublem varken beyazlarla bu konuma girmek istemem. Gene muhtemelen berabereye çok yakın bir konumdur. Siyahların acaba böyle taşları çıkmayla alakalı bir sıkıntısı olur mu diyeceğim ama 3 tane taşım var. Rakibin edecek hali de yok. Herhalde o kadar da zorlanmam diye düşünüyorum. Beyazlar böyle tempolu birkaç istekte bulunabilir mi diye baktım ama yani çok bir şey bulamadım zorlama bulamadım ama Anant bunu tercih etmemiş zaten. Şah B1 oynuyor diyor ki sen at çarpı F3 al ben G çarpı F3 alırım böylece G hattını açmış olurum ve G hattından şahına yüklenebilirim diyor. Tabii ki Kasım Canov hiç oralı değil at çarpı F3 almıyor C6 oynuyor. C6 tabii ki istediğim merkez yapısını oluşturmak için bir fırsat olabilir. İleride B piyonunu sürmek için A piyonunu sürmek için bir fırsat olabilir. Veziri A5'e oturtmak için önemli bir hamle olabilir. File 2 ile devam ediyor burada anant yoluna ve at çarpı F3 yerine de at G4 oynamayı tercih etmiş burada Rustam Kasımcanov. Tabi çift filin bir tanesini almak da tehdit ediyor şu an. E3'teki fili alabilir Kasım Kasımcanov ve anant bunun umursamayıp Fil D3 oynuyor. Artık F3'e bakmak zorunda değil bu fil. H7'ye doğru bir bakış atıyor ki yan yana fillerin Horvitz filleri olarak adlandırdığını, adlandırıldığını ve kuvvetli pozisyonlarda olduğunu söylemek lazım. Burada D5 oynamayı tercih ediyor. Kendisi kendi fili için belki uygun bir D6 karesi yaratmış oldu veya filin bu bakışını özür dilerim. Filin bu bakışını yaratmış oldu kendisine diyebiliriz. Fil F4 artık anant filini vermeyi o kadar da istemiyor ve şimdi kaçıyor filini. Ve fil D6'dan Kasım Canov diyor ki gel filleri değişelim. Buradan sonra Anand'ın hamlesi H3. Ve buraya kadar aslında her şey anlaşılabilirdi böyle. Tahtada tabii ki taktiklere var ama iki tarafta bu taktiklere fazla girmek istemedi. Yani kırışlara fazla girmek istemediler. Ama bu H3 hamlesinden sonra sanki tahtada bazı e, taktik hamleler var ki. Yani iki oyuncu da tabii ki muazzam hesaplıyor bunları ama Anand'ın bu konuda özellikle gençliğinde e, çok çok önemli bir büyük usta olduğunu dünya çapında demeyeyim ama yani dünya şampiyonu düzeyinde zaten o zamanlar bunları hesapladığını biliyoruz. Çok hızlı hesaplıyor. Yani herkes hesaplıyor muhtemelen. Bütün büyük ustalar hesaplıyor ama Anant bunları tabii çocukluğundan gelen bir hikaye. Eskiden oynadığı kulüpte satranç saati olmadığı için hızlı oynayanlar bir şekilde ya da iyi oynayanlar bir şekilde satranç saatini sahip oluyormuş. ilk masa yani. O yüzden Anant sürekli hızlı ve iyi oynamak zorundaydım diyor. Kendini böyle anlatıyor. Bu yüzden bu hesap yeteneği herhalde o çocukluğundan gelmiş bir yetenek. Ha şuştan sonra şimdi tahtada sanki siyahlar için bir kazanç yok mu yani? Hep beraber bunu görmüyor muyuz? Şimdi fil çarpı f4 alındıktan sonra mesela fil çarpı f4, vezir çarpı f4, at çarpı f2. Teşekkürler. Çatal attım. Hem piyon almış oldum hem de şimdi kalite kazanmış olacağım. Kazanmıyor muyum oyunu? O kadar kolay değil. Ben biraz buralara baktım. Oyun nasıl devam ediyor söyleyeceğim. Fil çarpı f4 de devam ediyor ama şu an biraz bakalım konuma neler oluyor diye. Çünkü Şimdi at burada fil h7'ye bakıyor ve vezir de her an şaha atak yapabilir bir konumdayken tabii ki o kaleyi almak o kadar kolay değil. Mesela burada at g5 gibi bir hamlesi var ve at g5'ten sonra h7'ye saldırıyor. Siz işte selam ben kaleyi aldım çatal atmıştım zaten kaleyi aldım derseniz burada fil çarpı h7 işte şah kaçtıktan sonra da vezir h4'ten sonra yani mat istekleri var artık fili çekip vezir h7 oynamak istiyorum burada ve hani siyahların yapabileceği bir şey yok vezir çarpı g5 vurmak durumunda kalıyor bu yüzden tabi At G5'e başka şeyler oynayabilir. At G5'e at çarpı D3 alabiliyor. Yani piyon öne geçmiş oluyor en nihayetinde. Ve bu konumlar oluşabiliyor tatada. ya yani at çarpı D3'ten sonra kale çarpı D3 herhalde. Kaleyi de buralara aktarabileyim diye. Buradan sonra sanki e, siyahlar adına buralar savunulabilir gibi. Yine beyaz taşların aktif olduğunu görelim ama yani siyahlar hem piyon olarak üstün hem de beyazların bir dublesi var. Yani buraları savunabilirse artık yani şu iki taşı savunabilirse olay kendisi için basitleşmiş olacak. Fakat burada işte oyunun kritik konumu. Siyahların tabii ki e, kazanç olabilecek iyi olabilecek bir sürü varyantı var. Fakat bir şey Anand'ın düşüncesi burada çok çok farklı. Çünkü fil çarpı h7 vuruyor burada Anand. Fil çarpı h7'den sonra ne oluyor bakalım. Çünkü şah çarpı h7 alırsanız h çarpı g4 var. Ver şahı. Ve F4 filiniz de boşta şu anda. F4 filin tabi mesela fil h6 ile kapatabiliyorum ama oradan da g5'ten sonra sizin taşlarınız eşitlenmiş oluyor ve bedavadan aslında şah kanadınız dağılmış oluyor. Burada inanılmaz bir baskı kalmış oluyor. Bu yüzden herhalde hiç bu konum tercih edilmezdi. Fil çarpı sonra şah çarpı almayı tercih etmezdi Kasım Canov ki şah 8 oynuyor. Ha sütununu açmak istemiyor rakibi için. Buradan sonra bir vezir çarpı f4'ten sonra diyor ki bir tane taşımı geri aldım. Hala g4'ü istiyorum ve dikkat edersek taşlarım Biraz önceki konumlarında gibi yani biraz önce hayal ettiğimiz işte şöyle olsaydı böyle olsaydı dediğimiz konumlarda gibi. Şimdi at isteniyor. Kasım Canoğlu diyor ki ya benim atım çatal atabiliyor. Ve baktığımız zaman aslında biraz önce incelediğimiz konuma geldik. Çünkü çatalı hiç umursamıyor burada Anant ve at G5 oynuyor. At g 5ten sonra istek bariz. Artık vezir H4 oynamak istiyorum. Vezir çarpı F2 de istiyorum bir yandan tabii ama. Vezir çarpı F2 yani böyle çok... E maddi bir istek değil. Çünkü yani vezir çarpı G5 kaybetmiş olacağım. Asıl amaç tabii ki vezir H4'e gelip buradan mat ataklarını devam ettirmek. Bu yüzden F6 ile bu atı kovmak istiyor. Bu at kovulduktan sonra H7 fili de boşta kalmış olacak tabii ki. Ve e, bir şekilde hani o şah kanadı da atakları daha da azalmış olacak. Fakat burada Vişanat dediğim gibi oyuna etkileyici bir biçimde devam ediyor. At F7 oynuyor. Fil boşta. Madem niye atı boşa koymuyoruz diyor. At boşa koyulduktan sonra tabii ki at şah vezir çekiyor ve bu atı almam lazım ya. Yani kale çarpı feydi bu siyahın oynadığı bir hamle değil. ya yani siyah siyaha zorla yaptırılan bir hamle. Çünkü şahın kaçacağı bir yerde yok. Veziri de kaybetmek istemiyorum. Kale çarpı feydi alınıyor burada ve fil g6. İstekte olan filimizi basitçe kaçıyoruz. Kaleyi isteyerek kaçıyoruz ama mesele bu kaleyi istemek değil. Buradaki beyaz karelerin zayıflığına inanılmaz bir şekilde kullanabilmek. Burada Kasım Canov yani tehlikenin tam olarak farkında değil veya tehlikenin çözümünü bulmakta zorlanıyor. Belki zamanı da çok azalmıştır tabi. Bunların da katkısı olabiliyor burada. Çünkü Vezir H4'ten sonra Vezir H4, Vezir H7 işte Şah G8, Şah F8, Şah E7 bir şekilde tüymelere falan hesaplıyor da olabilir. Çünkü Anant herhalde bu fille bu kaleye vurmak hiçbir zaman istemeyecektir. Bu beyaz kareler burada olduğu için. Burada Kasım Canov at çarpı D1 alıyor. Diyor ki ben taş olarak öne geçtim. Matta olmuyorum. Dediğim gibi şah f8 şah e7 tüyebiliyorum. Ama bazı usta dokunuşları var. Vezir h4 şah. Şah g8'e kaçıldıktan sonra oyundaki en beğendiğim hamlelerden bir tanesi geliyor ki. Burada kale e1 oynuyor. D1'deki kaleyi almıyor. Olay tamamen mat etmek. Vezir h7 vezir h8 mat istiyorum. Şah e7'den tüymene izin vermiyorum. Atı almadan e hattını kapatmış oluyor. Ve burada bazı hesaplar var. Ve Kasım o bir şekilde şahını kurtarmak zorunda. At çarpı c3 alıyor önce. Bu atını şahı biraz daha zayıflatabilmek için kullanıyor. At çarpı c3 şah. B çarpı c3'ün ardından. file e6. Hattı kapatmak istiyor. Fakat tabii ki o hattı kapatmak o kadar kolay değil. Çünkü fil boşta şu anda. Kale çarpı e6'dan sonra da. Aslında olay kaleyi e1'den atmaktı. Ve... Şimdi Vezir B6'dan sonra konuma baktığımız zaman şah çekildi. Şahın önü açık ve bu taşlar şaha pek yardımcı oluyormuş gibi değil. Bu yüzden acaba sürekli şahlar mı var diye bir düşündüm ama şah C1'den sonra oyunu 24. hamlede terk ediyor Rustam Kasım Canov. Nedeni de şu. Aslında yani ana tarafından tabii ki müthiş oynanmış bir oyun. Böyle taktik konumlara girdiği zaman inanılmaz oynayan bir oyuncu. Kendini hayran bırakan bir oyuncu ama olay şu. Eğer Vezir G1 oynansaydı. Yani Vezir G1, Vezir B6 şah 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 var mı yok mu olayı kale E1 ile kapatılıyor. Oyunun sonucunu unutmadan burada söyleyeyim. Vişan Ant 3.5'a yarım kazanıyor bu 4 oyunluk maçı. Yani gerçekten özellikle ev sahibi olan Kasım Canova da Karşı bayağı ne kadar formda olduğunu göstermiş oluyor Anat. Burada kale E1 kapatılabiliyor vezir savunmasında. Aslında olayın her hamlenin inceliği çok belli. Şah G8'in ardından tekrar bu konuma dönmek istiyorum. Burada eğer siz vezir h oynarsanız Şah F8'den sonra kale E1 oynarsanız bu konumlar olmuyor. Oyun berabere oluyor. Çünkü artık vezir H4'te değil ve E1'deki kaleyi tutamıyor ve aynı hamlelerden sonra at çarpı C3, B çarpı C3 vezir B6 hamlelerinden sonra daha doğrusu vezir B6 direkt değil önce kaleyi E1'den kovmam lazım. Önce hattı kapatıyorum. Kale çarpı E6'dan sonra vezir B6 ve şah C1 kaçıldığı zaman şimdi vezir G1'e kale E1 oynanmıyor ve buradaki vezirin sürekli şah çekebildiğini görüyoruz. Eğer şah B2 kaçarsanız siz vezir B6 oynamak isteyeceğim. Vezir B6 mesela şah B2, vezir B6. Eğer işte şahı A1 gibi bir yere kaçarsanız yine vezir G1. İşte buradan kaçtık. Tekrar gelelim tekrar gelelim. Şahı biraz daha böyle merkezi bir yerden kaçmaya çalışırsanız da vezir çarpı g1 sürekli şahlar siyahlar tarafından sağlanıyor. Yani vezir h7'nin yapılmayışı ve vezir h4'ten kaleyi e1'deki kaleyi tutması inanılmaz bir incelik bence oyunda. Gerçekten anandın bu oyunda çok güzel hamleleri var ve ya mat teması kuvvetli fil çok güzel bir şekilde uygulandı bir oyunda. Ben de sizlerle bu oyunu bu yüzden paylaşmak istedim. Umarım sizler de benimle aynı keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.